ED telaffuz çalışması. Sonu ED ile biten kelimeler id, t ve d olmak üzere 3 farklı şekilde telaffuz edilirler. T veyahut D harfinden sonra ED gelirse id şeklinde C, F, K, P, X, CH, GH, SH, SS harflerinden sonra ED gelirse t şeklinde ve ünlü harflerden yani A, E, I, O, U, Y, W ve B, G, L, M, N, R, S, V, Z harflerinden sonra ED gelirse D şeklinde telaffuz edilirler. ED düzenli fiillerin sonuna eklendiğinde fiilin geçmiş hali olur. İsimlere eklendiğinde ise isme L, li eki verir. Örneğin colored renkli, named isimli adlı, numbered sayılı, numaralı gibi. İd için örnek kelimeler: ended bitti, folded katlanmış, founded bulunan, headed başlığı başlıklı, needed gerekli lazım, sided çevrili kenarlı, dated tarihli, excited heyecanlı, hunted avlanan, rusted paslı paslanmış, tested test edilmiş, wanted aranan. İçin örnek kelimeler: announced duyurulan, danced dans etti, unfed beslenmemiş, sniffed kokladı, kicked tekmeledi, walked yürüdü, stopped durduruldu durdurulmuş, mixed karışık karma, watched izledi, laughed güldü, crushed ezik ezilmiş, passed geçti geçmiş. D için örnek kelimeler: freed serbest bırakılmış, tied bağlı, played oynadı, showed gösterdi, climbed tırmandı, damaged hasarlı, called denilen adlı, famed ünlü, opened açılmış açık, colored renkli, closed kapalı, arrived ulaştı ulaşmış. Arkadaşlar, size daha kolay bir yöntem söyleyeceğim. Ve d sesi birbirine benzediği için t ve d için burada belirtilen kurallara uymanıza gerek yok. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu kullanınız. Sadece t ve d harfinin arkasından ed takısı geliyorsa id olarak telaffuz edildiğini bilmeniz yeterli. Daha fazla öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Zaten aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyiniz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.